Bugün mütevazı donanması ve kısıtlı imkanları ile kendisinden çok üstün düşman armadasına karşı vatan sevgisiyle yoğrulmuş Türk milletinin ülkesini koruma azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğimiz 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Vatan toprakları uğruna bir neslin feda edildiği, Çanakkale Savaşı'nın başlangıcında elde edilen bu zafer, muzafferin ve mağlup olanın büyük dersler çıkardığı, savaşın sonunun başından belli olduğu Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biridir. Şehitlerimiz için, gazilerimiz için ne yapsak azdır. Çünkü onlar bizim için canlarını verdiler. Şehitlerimiz bizim için canlarını verdiler. Gazilerimiz mermilere siper oldular. Bu vatan için, bu toprak için, bu millet için, bu bayrak için en değerli varlıklarını verdiler. Ve şehitlerimiz için söylüyorum, aramızdan ayrıldılar. Şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Bu akşam sizlerle bir arada olmak hakikaten gurur verici bir şey. Bu yemeği başta kaymakamımız olmak üzere düzenleyen ve emeği geçen herkeslere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok değerli başımızın tacı şehit anneleri, çok değerli gazilerim, onların çok kıymetli aileleri, sizler, şehitler, bu vatanı bize sizler vatan yaptınız. Bugün bu bayrağın çatısı altında hep beraber, birlikte beraber olabiliyorsak, bu o sizin güzel çocuklarınızın, bizlerin, güzel şehitlerimizin yüzü suyu hürmetinedir. Değerli gazilerimiz, sizler hem yurt içinde hem yurt dışında vatan savunması için birçok mücadele ettiniz ve bize bu güzel ülkeyi vatan kıldınız. Malumlarınız üzere ülkemiz son bir yıl içerisinde birçok konuda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya gelmekte. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bu memleket için yapmış olduğu mücadeleyi hem içeriden hem de dışarıdan belirli güç odaklarının kontrol altına alma mücadelesini hep beraber görüyoruz. Nasıl ki bu vatanı bize vatan yaparken birçok konuda canını, kanını hiç düşünmeden feda eden kıymetli şehitlerimiz 100 yıllar öncesinde vardı, yine 15 Temmuz'da da vardı. Bu süreç içerisinde bu vatan için birçok bedel ödeyenler vardı, yarın da bedel ödeyenler olacak. Çünkü bu coğrafya kıymetli bir coğrafya. Bu coğrafya zorlu bir coğrafya. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Bizler bu coğrafya için nasıl ki Çanakkale mücadelesinde savaşlarında 253 bin şehit verdik. Bundan sonra da birliğimiz, bütünlüğümüz ve beraberliğimiz için bu şehitleri vermeye hazırız. Biz böyle bir ülkeyiz, böyle bir milletiz.